ediniz. Merhaba, hoş bulduk. Dün aynı soruyu sormuştuk aslında ama bugün tekil bir istifa. Dün sizin bizzat canlı yayında söylediğiniz mesele resmi doğrulamaya da uğradı. Ben şunu sorayım. Dışişleri Bakanlığı tanımamazlıktan geldi. Hatta sizin deyiminizle ağır bir yalanlama ortaya koydu Sadat konusunda ama tek bir kişi istifa etti. Burada yalanlanan kurum değil miydi Cengiz Bey? Evet. Kurum ve bu aralarında ya bir anlaşmazlığı ya da bir danışıklı dövüşü gösteriyor. Çünkü aslına bakılırsa bu üçüncü yalanlama, dün duyurulan milletvekilinin soru önergesi üzerine, Gürsel Çetin'in soru önergesi üstüne Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Çünkü daha önce de Dışişleri Bakanlığı'nın bir yalanlaması daha var. Makine Kimya Enstitüsü kurumunun yalanlaması var. Ve bu üçüncüsü. Sadat içinde işlerin yoluna gitmediğini, kamuoyuyla yapılan açıklamaların kamuoyuna tek bir elden çıkmadığını ve arada tereddütler olduğunu gösteriyor. Bu istifa eden Mehmet Naci Efe'nin bir şey daha vardı, açıklaması. Biz o eğitimleri vermiyoruz demişti. Yazıyor ama kağıt üstünde gibi bir şey söylemişti. Tanrı verdi, tersini söyledi. Yani biz eğitim vermiyoruz, silah satışını işine girdik gibi. Her yanıyla tartışılır bir durum var ortada. Bir de şu var, 2013'ten itibaren o Suriye'de bir karanlık bir şeyler oluyor 2012'den itibaren. Türkiye açısından ve Libya'da. Burada şimdi ısrarla reddettikleri şu, biz kimseye, hele yabancılara asla eğitim vermiyoruz. Halbuki bunun tersine delillerle dolu. Neden bu kadar ısrarla reddediyorlar? Çünkü bu yürürlükteki ceza yasasının 5. bölümünde yabancı bir devlet aleyhine asker toplama suçunu oluşturuyor. Bu ciddi bir suç. Burada hani hükümet istedi, şu emretti, istihbarat istedi, genelkurmay istedi diye işin içinden sıyrılamazsınız. Size yazılı bir takım şeyler göstermeniz gerekir. Hı hı. O yazıyı veren de suç işler. Meclis kararı olmadan, ki ilk meclis kararı sanıyorum Kasım ayında falan Suriye ile ilgili, 2014 yılında, yani daha öncesi. Ve bu meclis kararı da asker sevkiyatıyla ilişkin. Yani yabancı orduya asker toplamak, yabancı ülke aleyhine asker toplamak hala yasalarımızda ciddi olarak bir suç. Sadat'ın bu boyutu da var. Bu verdiği eğitimin bu boyutu da var. Siz eğitim verdiniz. Ne eğitimini? Sabotaj eğitimini verdiniz. Gitti kendi hükümeti aleyhine sabotaj yaptı. Buyurun ceza yasasına. Yani bu yanı da önemli. Bir de silah meselesi var. Şimdi bir mahkeme hakimi emekliye ayrıldığında ya da istifa ettiğinde, yanılmıyorsam 3 yıl, belli bir süre o mahkeme çevresinde çalışamaz. Fakat Sadat'a bakıyoruz. Hepsi ayrıldıkları kurumun, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili işler yapıyorlar. Savunma sanayinde bu çok yaygın bir şey. Generaller var, daha alt düzeyde subaylar var. Sadat da bunlardan biri. Silah ticareti yapsa bile, orduya silah satsa bile, burada bir çıkar çatışması denilebilecek bir şey var. Bir problemli durum var. Yani ülkede neler oluyor bitiyor, buraya mı, bu etik soruna mı takıldık diye sorulabilir. Ama evet, burada ciddi bir etik sorun var aslında. Yani hem savunma sanayinde karar verici olan kişilerin yakınlarının bir süre sonra ayrılıp bu tür ihalelere girmesi çok ciddi bir etik sorun aslında. Yasal sorun da bir yanıyla. Çünkü bir tür nüfus ticaretinin tarifi oluyor bu tarif ettiğim şey. Böyle bir boyutu da var. Ayrıca şu soru da ortada duruyor. Hani Türk Silahlı Kuvvetleri var. Onun özel kuvvetler komutanlığı var. Ne bileyim, Makine Kimya Enstitüsü kurumu var. Aselsan var. Bunlar beceriksiz mi ki başka ülkelere silah satamıyorlar, eğitim veremiyorlar da Sadat yapıyor bu işi. Ayrıca özel harp dedikleri şey, hani gayri nizami harp ve bir de en önemli şey,
Sedat Peker'in gündeme getirdiği şey, asıl olarak vurgu yaptığı şey psikolojik harpti. Psikolojik harpti. Ve bundan çok rahatsız oldular. Nevzat Tarhan'la ilgimiz yoktu dendi. Tarhan ticaret sicilinde gözüküyordu. Ortaklardan biriydi falan. Psikolojik harp nedir? Bir takım Sedat Peker ne dedi? Ben Sadat'la konuştum. İşte o Rize konuşması ünlü. Muhaliflere korku iklimi vermek. Acaba Sadat'ın bu faaliyeti devam ediyor mu? Bunu şiddetle reddetti ama Peker bir takım yerler, kanıtlar vesaire sundu. ETS kayıtları söyledi. Söylediği ismin bizle ilgisi yok dendi. Dernekle ilgisi vardı. Doğruydu. Yani oradan da kaçamadılar. Nedir bu psikolojik harp? Neye uğruyoruz? Medya üzerinden mi? Medyada bir takım yandaş kalemler üzerinden mi yürütülüyor bu harp? Biz hep bu tür gayri nizami işlerde işte tetikçileri konuşuyoruz. Hani kurşun askerleri konuşuyoruz ya da polisleri ya da işte bir takım paramiliter unsurları konuşuyoruz. Bizzat silah tutanları vesaire. Peki kalem tutanlar kimdir? Burası çok önemli bir boyutu. Psikolojik harp. İşte nedir? Bir takım argümanlarla muhalefeti sindirmek, yalan üretmek. Acaba şimdi hep sözü edilen troller ordusu bu psikolojik harbin bir uzantısı mıdır, öyle değil midir? Yani bu soruların açıklıkla kamuoyuna duyurulması gerekiyor. Elbette bu dönemde değil, yargının bağımsız olması gerekiyor bunun için. Ama bunlar çok ciddi sorular. Bir ülkenin kaderini, politikasını, ana sorunlarını belirleyen kritik sorular ve Sadat burada ne rol oynadı? Mesela 15 Temmuz'da biz yoktuk diyorlar. İşte bir takım emareler var olduklarına dair. Biz işte kurum olarak yoktuk, kişi olarak vardık, vardık diyorlar. Peki 15 Temmuz sonrasında acaba varlar mıydı? Ya da 15 Temmuz'un soruşturulmasını isteyen vesaire bir takım isimlerin itibarsızlaştırılması, hep cemaatle ilişki gösterilmesi bu psikolojik harbin bir parçası mıdır? Evet, Fethullahçılar çok kötülük yaptı bu ülkeye ama şimdi sesini çıkarana da Fethullahçı damgasıyla itibarsızlaştırıp susturmaya çalışıyorlar. Bu da işin bir boyutu. Ve psikolojik harp bu yanları bu işin. Tabii. Acaba dediğiniz gibi sac ayaklarından saydıklarınız sadece birer örnek mi? Daha kaç farklı sac ayağından bahsedebiliriz? Troll ordusu bambaşka, medyanın yandaş olanı bambaşka ayrıntılar ve şüpheler doğuruyor. Şimdi yargı dediniz, yargı demişken sormak istediğim soru, çok da geç kalsın istemiyorum. Sezgin Baran Korkmaz meselesi, evet. SBK ABD'ye götürülüyor başlıklarını gördük. Yeni Reza, evet, Zarrab diye çok fazla yorumlandı, açıklamalar yapıldı. Hatta kimi tartışma programlarına ben bizzat Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'deki hukukçularından, avukatlarından düzeltme talebi geldiğini de hatırlıyorum. Yeni Reza Zarrab olur mu? İşte vatanına, milletine çok düşkündür. O yüzden Türkiye'ye iade edilmek istiyor. Sezgin Bey, bu nitelemeler bizim için çok ağırdır, kaldırılması yüktür gibi rahatsız olduklarını ifade eden çeşitli açıklamalar yolladıklarını da hatırlıyorum. Şimdi Reza Zarrab benzeri bir süreç mi bekleyecek peki bizleri? Tam olarak ne biliyoruz bu ABD serüveniyle ilgili? Tam olarak geçen yılın Haziran ayında açıklanan bir iddianame var. Orada 10-11 suçlama var. Para aklamayla ilgili 20'şer yıl. Bir de yalancı tanıklıktan, yalan beyanda bulunmaktan. Çünkü 2019 yılında Amerikalı federal savcılar ve müfettişler Sezgin Baran Korkmaz'a ulaşıyor. Bu Lev Aslan Derman ve Kingston kardeşler davasıyla ilgili. Orada yalan söylüyor ve tahrif ediyor bir takım bilgileri. Bu yüzden de hani Amerikan yasaları çok karmaşık. Karmaşık bir şey var. Çok uzman olmak lazım o konuda. Ama bu yalan ifadesi yüzünden hani gizli tanıklık, tanık koruma gibi şeylerden yararlanamayacağı söyleniyor. Böyle bir şey var. 2019 yılında söylediği bu yalan. 2019 yılı neden önemli? Aslında Amerikan hazinesinin Türkiye'ye başvurduğu yıl. 1 Ağustos 2018'de Kingston kardeşlerle ilgili ilk
iddianame ortaya çıkmış. Onlar kaçmaya çalışmışlar, kaçarken yakalanmışlar. Türkiye'ye kaçacaklardı bu arada. Sonra bu lahmacun haberlerini, lahmacun dağıtan hayırsever haberlerini görüyoruz.